At the end of January 2023, talks between Turkish President Erdogan and the Swedish government detonated. So you will let terror organizations run wild on your avenues and streets and then expect our support for getting into NATO? That's not happening. In order to be accepted into NATO, Sweden and Finland as well needed the vote from Turkey. But talks disintegrated after a Swedish-Danish politician set fire to the Quran in front of the Turkish embassy in Stockholm. On Saturday, Rasmus Paludan, head of a far-right Danish party, held a protest in front of Turkey's embassy in Stockholm. The Swedish-Danish national set fire to the Quran. That has put Sweden's NATO application in jeopardy. Accession to the military alliance must be approved unanimously by member states, including Turkey. After Erdogan's declaration, Turkey and northern Syria were devastated by a series of earthquakes in southern Turkey, with a death toll that has reached well over 11,000 people. We are finished, my God. There is nobody here. Nobody. What kind of state is this? Turkey is no stranger to earthquakes, the majority of them occurring in the eastern and western portions of the country. But strange anomalies occurred just before the earthquakes, leading many to question whether a HAARP weapon may have been used to punish the Turkish government for failing to toe the line of NATO's New World Order overlords. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. So in terms of what it is, it's a research facility to conduct research in ionosphere and radio science. The European community has a facility in Tromsø, Norway, part of the, what they call the ice cap community there, that actually was a facility like HAARP that's been around a lot longer than HAARP. This is weather modification on a global scale. In fact, these programs are so large and so all-encompassing that all other weather modification programs that go on a smaller regional basis are virtually, they're negated by the scope and scale of the global geoengineering programs. The saturation, which ionizes the atmosphere, makes the atmosphere more conductive. We have the HAARP facilities, High Frequency Active Auroral Research Program. These are ionosphere heaters. Many have heard of the HAARP facilities. There's not just one or two or three. We believe there's at least 18 around the globe, possibly with three more being built in Antarctica right now. We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of radio power. If you do this with a billion watts, the vibrations are so violent that the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. These weapons of geopolitical will be able to mold the climate change narrative and bend countries to the will of the New World Order as the target date of UN Agenda 2030 draws nigh. Depremden sonra birçok kişinin aklında bazı sorular oluştu ve bunlar gerçekten de kafa karıştırıcı görünmekte. Bu gibi sorular, teoriler her deprem sonrası zaten ortaya çıkıyor. Fakat bu sefer enteresan ve sinir bozucu olan bazı durumlar var. Sinir bozucu olanla başlayalım. Şu an neredesiniz? Pınar Apartmanı'nda. Enkazın altında mısınız? Evet, otobüsünün karşısındayız. Bak bağırıyorum, sesimi duyuyor musun de. Bir dakika. Bağırıyorum, sesimi duyuyor musun? Bağırıyorum, sesimi duyuyor musunuz şu anda? Bağırıyorum, ıslık çaldım. Çocukları yatacak yeriniz yok ya. Duyamıyor musunuz? Şey, megafondan bağıracağım, bir dakika. Çocuk var mı etrafta? Duydunuz mu? Duyamıyor musunuz? Oğlum bu kadar da abartar bile. Bunlar her kimseye derhal bulunmaları gerekiyor. Çünkü ne yaptıklarının farkında bile değiller. Öyle aptallar ki içlerinden birisi bile biz ne yapıyoruz demiyor.
Oturdukları o sıcak evden, soğuktan belki de donmak üzere olan bir depremzede ile dalga geçiyorlar. Bir de böyle bir ses kaydı ortaya çıktı. 3 hafta önce kaydedildiği söyleniyor ve bu kişi ABD'de yaşayan bir Türk. Kulaklarını iyi aç abi. Direkt söyleyeceğim abi. Osman abi duyuyor musun beni? Dinliyorum abi. Abi 7.4 gerçekleşecek ve hiç kimse kalmayacak abi. Tertemiz olacak abi. Her şey gülük gülistanlık olacak. Anladın mı abi? Bunu kalben inanıyor mu ya? Adımın nasıl olduğuna inandığım gibi buna inanıyorum abi. Süleyman sen bir tarih veriyor musun ya? Onu merak ettim. Ben tarih vermiyorum. Ben Epçede ve şeye göre bekliyorum. Her sabah uyandığımda da aşağı erken uyanıyorum ya biliyorsun. Yani ben ilk yaptığım şey Sözcü'yle Karar Gazetesi'ne bakıyorum. Bir şey oldu mu diye. Olmamış oluyor. Yani ben her sabah yani uykumdan feragat, yani keşke imkan olsa da hiç uykusuz kalsam böyle uyuma diye bir şeyim olmasa her an bekliyorum. Tetikteyim yani. Ve benim konuşmalarımda ben ısrarla diyorum ya çıkın, 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 gelin diyorum ya abla. Gidin veya diyorum. Sebebi bu. Bunlar nasıl varlıklar inanamıyorum gerçekten. Her neyse enteresan olan kısma geçelim. Frank Hoberbeets isimli bir araştırmacı Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden sadece 2 gün önce depremin yerini hatta şiddetini neredeyse mükemmel şekilde Twitter adresinde paylaştı. Paylaşımında er ya da geç bu bölgede 7.5 şiddetinde bir deprem olacak şeklinde not düştü. Bu herhangi bir Twitter oyunu falan değil. Gerçekten de bunu bir şekilde bilmişti. Peki bu bir tahmin miydi? Deprem sonrası bazı videolar paylaşılmaya başlandı. Bu görüntü Bilecik'ten. Güvenlik kamerasının saatine dikkat. 04.08 yani tam da deprem anı. Aynı anda Düzce'nin değişik yerleri ve Zonguldak'ta da benzer görüntüler kayıt altına alındı. Sarsıntıyla beraber bir top ışık hüzmesi belirdi. İşte böyle ve kayboldu. Daha önce başka depremlerde de benzer görüntüler kaydedilmişti, hatırlatalım. Bu son videodaki bir uçak sesi falan değil, bundan eminim. Sadece sesin nasıl bittiğine dikkat edin. Ses bir anda kesiliyor. Evet, fakat neye ait olduğunu bilmiyorum. Tam da deprem anında veya hemen öncesinde çıkan bu ışıkların anlamını bilen de yok. İşte bunlar ortalıkta gezerken başka bir teori daha ortaya atıldı. Depremin harp teknolojisiyle tetiklendiği. Kimisi ciddiye aldı, kimisi ise saçmalık olarak yorumladı. Kimi bunu bir Amerikan gemisiyle bağdaştırdı. Benzer bir geminin 1999'daki Düzce depremi öncesinde de geldiğini ve bu geminin harp deprem silahını taşıdığını söyledi. Öyle ki kimisi ilginç bir şekilde bunu deprem olmadan önce ihbar bile etti. Şunu açıkça söylemem gerekir ki harp teknolojisi adında bir silaha ait herhangi bir kanıt yok. Yani depremin sebebinin buna bağlı olduğunu söylemek, sebebi buna bağlamak gerçekçi bir bakış açısı olmaz. Fakat bunun mümkün olabileceğine dair bir kanıt var. History'de yayınlanan bir belgeselde bunun olabilirliğini mümkün kılan bir deney yapılıyor. Şimdi yapacağımızsa ELF dalgaları yaymak ve bir depremi tetikleyebileceğini göstermek. ELF dalgaları aynen bir bas hoparlörü gibi aşırı derecede düşük frekans dalgalarıdır. Arabanızda titreşimlerin vücudunuzdan geçtiğini hissedebilirsiniz. ELF dalgaları yayılmaya başlıyor. Kumda çok küçük titreşimler saptanıyor. Birkaç saniye sonra ise bir fay hattını temsil eden kaya kaymaya başlıyor. ELF yani son derece düşük radyo dalgalarının depreme neden olabileceği açıkça gösteriliyor. Harp'ın Gakona Alaska'daki yayını ELF dalga frekanslarını iyonosfere gönderdiğinde dalgalar dünyaya doğru geri yansıtılarak toprağın ve okyanusun içinden geçiyor. 3.6 milyon wattlık ELF dalgaları kasıtlı olarak ya da kazara zaten kararsız durumdaki bir fay hattına yönlendirilirse Dr. Agnew'a göre bu durum dehşet verici bir depreme neden olabilir. Yani bu konu saçmalık denilip geçilecek cinsten değil. Buna bağlı olarak 2020 yılında jeolog Naci Görür, asırlardır Kahramanmaraş ve çevresinde ciddi bir tektonik hareket yaşanmadığını ve bunun beklendiğini söylemişti. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu yöresinde en son deprem 1513. Sene 2020. Evet. Anormal bir zaman geçmiş. Burada 1513'te 7.4 büyüklüğünde bir deprem var. O halde burası da depreme gebe bir yer. Bölge zaten tam da deprem fay hattı üzerinde yer almakta. Zaten deprem bölgesinde ve bu bir zaman olacakmış ve olmuş. Hepsi bu diyebilirsiniz. Deprem bölgesinin kasıtlı bir şekilde radyo dalgalarıyla tetiklendiğini ve depremin meydana getirildiğini de söyleyebilirsiniz. Her ikisine de katılabilirim. Fakat sorunumuz bunların hiçbiri değil. Asıl sorun bu binaların neden bu şekilde ahlaksızca inşa edildiği. Şimdi bakalım görebiliyor muyuz? Tabii ki deniz çakılları, deniz kumları, midyeler. Bakın şurada. Görürseniz. Çok eski betonlar var. İçinde deniz kabukları var. İçinde ahşap olan bile var bakın.
deniz kabukları. Bu da son yıllarda yapılan betonlardan bir tanesini Lumonis. Şimdi boşluk oranı az ama diğerlerine baktığınız zaman aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Olmaması gereken ne varsa var burada. Deniz kumu karıştırılarak yapılan bu betondan evlere nasıl izin verildiği ve neden denetlenmediği. Mesela Japonya'ya bakın. 9.5 depreminden sonra öyle bir denetim ve düzenleme getirdiler ki deprem artık onlar için korkulacak bir unsur değil. Binanın temelindeki lastik kısımları görüyorsunuz. Binanın merkezindeki kolonu depremin etkilerinden koruyorlar. Biz 99 depremini yaşamış bir ülke olarak neden ders almıyoruz? İnanın bana, depreme dayanıklı evler yapılsa kimse bunu ne Amerika yaptı der, ne deprem silahı kullandılar der, ne de biz bu canları veririz. Milletçe başımız sağ olsun.